Öncesinde bugün bu kalabalıklarla birlikte defalarca buluşmuş, sizlerle seçim çalışmalarında, Bergama'nın tarlasında, dağında, tepesinde, köyünde birlikte olmuş başka bir ismi sizleri selamlaması üzerine davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu da Bergamalılara bugün merhaba diyecek. Sizleri sevgiyle, saygıyla el sallayarak saygı ve sevgilerini iletecek. İzmir İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu. Evet, Bergamalılar, şimdi en özel ana geldi sıra. Türkiye'de artık bitti denilen umudun filizlendiği, yavaş yavaş yeni meyveler verdiği günlere geldik. Türkiye'de kadının adı var denilen, gençlerin yeniden ayağa kalkmasını sağlayan, tarladaki ürüne sahip çıkacak olan çiftçiye, köylüye yeniden umut olan bir isimde sıra. Türkiye'de umudun, gençlerin, kadınların ve gelecek güzel günlerin belki de en ses getirecek olan lideri, yarınlarımızın umudu. Kaldırın bayraklarınızı, eksik etmeyin ıslıklarınızı. Bergamalılar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i sunmaktan onur duyarım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Bergama'ya kucaklaşmaya, Bergama'yla dertleşmeye, Bergama'nın köyüne, tarlasına, çiftçisine merhaba demeye, umut olmaya geldi. Bergama'nın adayları için Bergama'da sizlerle buluşmaya, yürek yüreğe olmaya geldi. Evet. Güzel Bergama'nın güzel yürekli, temiz yürekli, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı, kalbinde Atatürk'ten başkasına yer olmayan güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bergama'da yerel seçimlerde içimiz buruldu, yüzümüz asıldı, 5 sene sabrettik. 5 senedir Bergama halkçı belediyecilikten uzak. Maalesef Bergama 5 senedir rantçı belediyeciliğe teslim. Ben burada, bu meydanda eyleme geldim, eyleme. AK Partili belediye geldi. 2014 yılında çıkan kanunla köylerimizin, köylümüzün alın teriyle emek emek arttırdığı, biriktirdiği, birlikte edindiği mallarını, taşınmazlarını, tarlalarını belediyeye devrettiler. Ücretsiz. Bizim başkanlar bu işleri yapmazken AK Parti'nin belediye başkanı geldi. Deyim yerindeyse Bergama'yı, köylünün malını, tarlasını parsel parsel sattı. Parsel parsel. İki buçuk milyon metrekare köylünün tarlasını çatır çatır sattı. Bugün geliyorum, baktım başkan adayı değişik. Dışarıdan bir tane ithal aday getirmişler. Bergamalı'nın seçtiği adaya sanki kayyum atamışlar gibi. Seçime 45 gün var. Dün belediyede toplu iş sözleşmesi var. Hak işi çağırmışlar sendikayı. Mevcut başkan ortada yok. AK Parti'nin başkan adayı, dışarıdan gelen adayı toplu iş görüşmesi yapıyor. Ya kardeşim, o koltukta kimin oturacağına kimse karar veremez. Bergamalılar karar verin ona, Bergamalılar.
Bergama Tayyip Bey'in kayyumuna geçit verecek mi? Sandıkta o koltuk benim. Kime emanet edeceğime ben karar veririm diyecek misiniz? Bakın, yeni aday slogan yazmış. Diyor ki Bergama kalkınacak, Bakırçay kalkınacak. Kardeşim, bundan önceki belediye başkanını da seni de gönderen aynı kişi. Ne oldu son 5 yılda? Başkan kendisi kalkındı. Vallahi ben söylemiyorum. Kız kardeşi söylüyor. Malına bakın diyor, mal varlığına. Kız kardeşi diyor ki bizim böyle bir malımız yoktu. O yüzden temiz belediyeciliğe ihtiyacımız var. Dışarıdan gelen ithal adaya değil, Bergama'nın bir evladına ihtiyacımız var. 25 günlük Bergamalı'ya değil, 25 yıldır emek veren birine ihtiyaç var. Bergama'nın evladı burada. Burada. İşte başkan. Tanju Başkan. Seviyor musunuz Tanju Başkan'ı? Yıl boyunca Bergama'da köy demedi, yayla demedi, ev ev gitti, hasta çocukları iyi etti. Siz koşup geldiniz, şifayı onda buldunuz. Evladının ateşi olunca ondaki annedeki babadaki duyguyu biz biliriz. Onu iyileştirene de minnetimiz çoktur. Şimdi Bergama'yı iyileştirmeye geliyor. Bergama'yı. Bergama'yı iyileştirecek. Doktor Tanju Tosun Bergama'ya iyi gelecek. Doktor Tanju Çelik Bergama'ya iyi gelecek. Biz halkçı belediyeciyiz. Biz gitmeden bir yere hemen yalan ulaşıyor, AK Parti'nin yalanı. Diyor ki sosyal yardımları kesecekler. Bakın bakalım Bergama'da geçmişte yapılanları bir kefeye koyun. Son 5 yılda yapılanlara bir bakın. Ben bundan önce kendisi aday olmayıp görevi teslim eden değerli kardeşim Mehmet Gönenç, ona bir yürekten teşekkür edelim. Mehmet Gönenci göreyim demiştim. Yok mu arabada? Gelsin buraya. Nerede Mehmet Gönenç? Abi yürü. Bak. Vay, burada. Bir kaldırın birbirinizi. Başkanım. Peki. Tanju Başkanım, aday adayıydınız. Diğer adaylardan burada olan var mı? Diğer adaylardan. Olanı alalım. Aç abicim, aç. Bakalım kim geliyor? Selim Başkan, hoş geldin. Ali Bor. Şöyle bir hep beraber bir el ele tutuşalım. El ele. El ele şöyle bir göreyim. Hadi bakalım. İşte bu. Bir de bu tarafa dönelim. Hepsine teşekkür ediyorum. İşte partililik bu. Eskisi burada, yenisi burada, aday adayı burada. El ele vermişler, Bergama'yı kurtaracaklar inşallah. Helal olsun hepinize. Herkes şunu bilsin, partide
Herkese yer var. Herkes görev yapacak. Günü gelecek, Ali Bor kardeşimi de en güzel görevlerde göreceksiniz. Mehmet Gönenç, CHP siyasetine genç yaşta katkı sağladı. Çok daha güzel yerlerde göreceksiniz. Selim Başkan mutlaka en güzel yerlerde partimize katkı sağlayacak. Bu parti hepimizin baba evidir. Bakın, herkes baba evine doğar. Bunu sadece buradakilere söylemiyorum. Uzaktan beni dinleyenlere söylüyorum. AK Partili kardeşlerime, MHP'li kardeşlerime söylüyorum. Sonuçta hepimiz Bergamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi sizin babanızın evi, dedenizin evi. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin içine doğduğu bir baba evidir. Gün gelir, kimi uzağa taşınır, kimi yakında oturur. Kimi daha büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa, dara düşersem eğer, baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. İşte ama Kozak Yaylası'ndaki mağdur köylü, ama çiftçi, ama asgari ücretle geçinemeyen emekçi, ama 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilmiş emekli, artık canına tak ettiyse, baba evi burada, kapısı ardına kadar açık ve senin yerin başımızın üzeridir. Ha, bu baba evi kimindir? Vallahi tapusu bende değil. Kemal Bey'de de yoktu. Ne Ecevit'te vardı, ne rahmetli İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu yüzden bu baba evi hepimizin. Mağdur kim varsa, mazlum kim varsa, itiraz eden kim varsa baba evine gelmeye, burada birleşmeye davet ediyorum. Bu seçim ittifaklar yok. Bu seçim Ankara'da çok istedik, genel merkezlerde çok istedik, ancak ittifak yapamadık. Başkaları yaptı. Kendine göre gerekçelerle, saygı duyduğumuz şekilde eski ittifak ortaklarımız ittifak yapmak istemediler. Ama geçtiğimiz seçimlerde bir arada duran, Millet İttifakı'nı oluşturanlar hepsi burada. Onlar bir yere gitmedi. İyi insanlar burada, güzel insanlar burada. Biz kimseyi uzakta tutmak istemiyoruz. Biz İttifakı masa başında kuramadıysak Bergama'da sandık başında kuracağız. Sandık başında. Ben Bergama'daki bütün demokratları birleşmeye davet ediyorum. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın talan belediyeciliğine karşı burada doktorun arkasında buluşalım, Bergama'yı bu zulümden kurtaralım. Parti olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Ülke olarak birlik beraberlik içinde olmalıyız. Sürekli insanları korkutarak, tehdit ederek, kandırarak oy toplayanlar var. İnsanların karnı aç diyor ki ezanı dindirecekler. İnsanlar geçinemiyor diyor ki bayrağı indirecekler. İşsizlik var, umutsuzluk var diyorsun, diyor ki ülkeyi böldürecekler. Kardeşim, bu ülkenin bir bölünme tehlikesi ortaya çıkarsa, bir işgal, bir beka sorunu ortaya çıkarsa, öyle
Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına koşturup kot üstüne yalandan, perdelik kumaştan kefen çekenler değil, dedeleri Çanakkale'de kefensiz yatanlar var. Onlar sahip çıkar bu memlekete. Biz varız. Biz varız, biz buradayız. Efendim, şehidimiz olur, gider tabutun ucunu tutar, elde mikrofon, camide siyaset yapar. Afrin bölgesine gider, bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, 8 gazetede birden Erdoğan'a kamuflaj çok yakıştı. Yahu bu kamuflaj yakışacaktıysa Burak Erdoğan'a yakışaydı, Bilal Erdoğan'a yakışaydı. Niye gitmedi onlar askere? Kendi evlatları bedelli, kendi evlatları bedelli, vatan evlatlarının şehadeti üzerinden siyaset yapmak son. Bundan sonra kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak. Mazlumlar, garibanlar uzun adamdan hakkını alacak. Lamıcımı yok. Şimdi biraz önce ama sakın ha yuğlamayın, bize yakışmıyor ama elbette tepkimizi göstereceğiz. Biraz önce Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Emekliye bayram ikramiyesi. Önce hatırlayalım. Sene 2015. Cumhuriyet Halk Partisi emekliye bayram ikramiyesi vereceğini söyledi. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, veremezsin dediler. 7 Haziran'da veremezsin dediler. Baktılar seçim gitti. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. Biz bir asgari ücret demiştik, emekli ikramiyesi. Bugün 17 bin lira. Bunlar 3 sene emekliyi kandırıp ta 2018 seçimlerinden önce 1000 lira verdiler. Sonra o para 2 yıl öyle kaldı. 3. yıl 1500 lira yaptılar. Sonra 2000 lira yaptılar. Şimdi biz 17 bin lira olmasını savunuyoruz. 17 bin lira yapamayız. 5000 lira yapacağız diyorlardı. Az önce açıklamış. 3000 lira yapmış. 3000 lira. Yani bu kadar yoksulluk, bu kadar enflasyon, bu kadar hayat pahalılığı varken bir kilo et 600 lira olmuşken yapa yapa bayram ikramiyesine yaptığı zam 1000 lira. Yazıklar olsun Recep Tayyip Erdoğan. Yazıklar olsun. On bin liraya emeklinin geçinmesini bekliyor. Bu ülkede 10 bin lirayla geçinilmez. 17 bin lira asgari ücret, onunla da geçinilmez. Bakın memlekette açlık sınırı 15 bin lira. Sen 17 bin lira verince asgari ücretlin bile açlık sınırında. Yoksulluk sınırı 52 bin lira. Ve maalesef bu memlekette İnsanlardan oy alırken milletim, milletim diyenler sandıktan arkada bırakınca milleti unutuyorlar. Şimdi soru şu, Bergama'daki AK Partili, Bergama'daki MHP'li kendisine 2000 lirayı 5000 bile yapmayan, 1000 lira bayram marşlığını, ikramiyesini 1000 lira arttırmayı reva görene 31 Mart'ta oy verirse bunlar böyle devam eder. Ama sarı kartı gösterirse, patron benim derse, artık bıçak kemikte derse, görün bakalım sizin sesinizi dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı? Bunlara 31 Mart'ta bu hayat pahalılığının, bu yoksulluğun, bu işsizliğin,
bu enflasyonun hesabını sormaya var mıyız? Var mıyız? O zaman sadece kendimiz değil. Bakın, yerel seçimde katılım oranı çok önemli. Eşinizi, dostunuzu şimdiden yoklayın. Oy vermeye gitmem diyen varsa ikna edin. Koluna girin, sandığa götürün. Hem Bergama'yı kurtarın, hem memleketi kurtarın. Tabii 4 tane sandık var. Bir tanesi muhtarlara. Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, yakasında rozeti olmadan, arkasında parti gücü olmadan, medeni cesaret gösterip aday olan bütün adaylara başarılar diliyoruz. Bütün muhtarlara. Şimdi muhtarlar seçilecekler. Ondan sonra 2 tane kapıya gidecekler. Bir tanesi Doktor Tanju'nun belediyedeki ardına kadar açık olacak kapısı başımızla beraber. Bir de Tanju Bey'in konusu olmayan işlerde nereye gidecekler? Büyükşehir'e. Büyükşehir'e kararlı, duruşu sakin ama işinde hızlı olan, yatırımları hızlı yapan, bütün dünyadan kaynak bulan, sorunları gören, hızla çözen, benim çok güvendiğim bir adayım var. Aday burada Cemil Tugay. Onu da Cemil Tugay. Arkadaşlar, bu Cemil Tugay'ın elini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kaldırıyorum. Allah söyletti, bu arkadaşın da elini bir gün kaldıracağım böyle. Cemil Başkan bizim çok güvendiğimiz, çok inandığımız, işinde titiz, aldığı kararları hızlı alan, ekibiyle birlikte uygulayan, kendi belediyesinde, yönettiği belediyede 30 belediye içinde en yüksek memnuniyet oranlarımızı yakalayan, Büyükşehir'i emanet ettiğimizde en iyi sonucu alacağını, İzmir'i bir dünya kenti yapacağını, Bergama'nın sorunlarını teker teker çözeceğini ve sizin yüzünüzü güldüreceğini hepimiz biliyoruz. Onu size emanet ediyorum. Şimdi bütün Türkiye gözü kulağı İliç'teki faciada. Bakın, bir altın madeni yıllarca üst üste yığılmış toprak, toprakta siyanür ve şimdi kaydı gitti. 9 canımızı aldı götürdü. İnşallah geri gelsinler ama Allah'tan ümit kesilmez ama her geçen dakika artık ümitlerimiz tükeniyor. Aldı götürdü. Belki yağan yağmurla bütün bir coğrafya siyanürle zehirlenecek. Burada Bergama'da altın madenine karşı biz mücadele ederken, CHP mücadele ederken bize laf söyleyenler şimdi sus pus oturuyorlar. Ben Bergama altın madeni mücadelesine emek veren herkesi bir kez daha alınlarından öpüyorum. Hayatta olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan sonraki süreç artık seçim sattım halindeyiz. Bir yanda rantın peşinde olanlar, bir yanda atadığı belediye başkanını 5 yıl boyunca nasıl zenginleştiğini kardeşinden duyanlar, bir yanda büyük şehire geçen, ilçe belediyesine geçen malları, Bergama belediyesine geçen köylünün mallarını
çatır çatır satanlar, bir yanda halkçı belediyecilik yapan, aldığı belediyede sosyal yardımları 5 katına çıkaranlar, veresiye defterlerini kapatanlar, yoksulun çocuğuna da kendisine de sahip çıkanlar, sosyal belediyeciliği yapanlar var. Bakın, Mehmet Gönenç gitmeden önce kendi imkanlarıyla buraya arıtma yaptı. Doğru mu? Katı atık bertarafı yaptı. Doğru mu? Olimpik yüzme havuzu yaptı. Doğru mu? Sosyal tesisler yaptı. Sosyal donatı alanları yaptı. Doğru mu? Daha taziye evleri yaptı. Doğru mu? Hayvan barınağı yaptı. Doğru mu? Hayvan pazarı yaptı. Doğru mu? Ayrıca büyük şehirden istedi, getirdi, mis gibi mezbahayı da yaptırdı. Doğru mu? AK Parti ne yaptı kardeşim? Ne yaptı bunlar? Cumhur İttifakı ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Hizmet istiyor musunuz? O zaman nerede birleşeceğiz? Doktor Tanju'da birleşeceğiz. Doktor Cemil'de birleşeceğiz. Doktor Cemil Tugay ve Tanju Çelik el ele, omuz omuza çalışacaklar. Bergama'yı kalkındıracaklar. Biz onlara güveniyoruz. Ben onlara güveniyorum. Bu iki temiz insanı, bu iki dürüst insanı Bergamalılara emanet ediyorum. Onlara sahip çıkın. Bergama kaldır bayraklarını. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir yanda Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Cemil Tugay, diğer yanda Bergama İlçe Belediye Başkanı adayımız Profesör Doktor Tanju Çelik'le birlikte sizlere merhaba diyor, merhaba diyor ve sizlere coşkuyla, sevgiyle ve 1 Nisan sabahında zaferle birlikte merhaba dedikten sonra hoşça kalın diyor ve emanet ediyor belediye başkan adaylarımızı sizlere. İşte Bergama'nın gücü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı emanet ettiği belediye başkanlarıyla bir kez daha sizlerle birlikte. Çiçekleri affedersin. Barışın, dostluğun, karanfilerle merhaba diyor. Sizlere bir kez daha sevgiyle, saygıyla teşekkür ederim. Barışın, huzurun, bolluğun, bereketin ilçesi Bergama'da yeniden bulaşmak, buluşmak dileğiyle. Sizler kazanacaksınız, sizler başaracaksınız. 1 Nisan sabahında Türkiye İttifakı'yla, Bergama İttifakı'yla yeniden halkın belediyeciliğine kavuşacaksınız. Teşekkürler Bergama. Teşekkürler Bergama. Sağ olun, var olun. Bugünü unutmayın. Bu tarihi gün sizin eseriniz. Bugün 1 Nisan'ın habercisi. 1 Nisan'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye İttifakı'nı kurduğu halkçı